Aşkım. Aşkım. Ben valizleri yaptım. Seninkilerini de hazırladım. Ama ya eksik falan varsa bir bak. Yani daha önce kimseye valiz hazırlamadım çünkü ben. Aşkım. Sibel, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Bir şey mi oldu? Ya ben senden çok zor bir şey istedim sevgilim. Sen de anlayış gösterdin, kabul ettin. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem zaten az. Erhan, ne oldu söylesene. Burhan baba. Gazalarına gitmek istediğini söyledi 2-3 günlüğüne. Bir daha göremem belki falan dedi. Israr etti. Ben de şey yapamadım. Vallahi iptal yani. İptal değil sevgilim. Bir hafta erteleyeceğiz sadece. Söz. Ben gerçekten sıkıldım ya. Elif'ten de, Burhan babanızdan da sıkıldım. Siz baya baya Elif'le tatile çıkacaksınız şimdi baş başa. Aynı odada da kalırsınız. Saçmalama, nereden çıktı o şimdi? Nereden mi çıktı? Ya siz şirkette el ele oturuyordunuz. Ya beni kör falan mı sanıyorsun sen? Bir dakika, sen beni çok yanlış anlamışsın Sibel. Tamamen Burhan baba içindi. Ya böyle yaptığınız her şeyi Burhan babanızı bahane etmeyi bıraksanız artık. Siz diye konuşma artık, ben. Ben yaptım. Hoşlanıyorsun değil mi? Geri döneceksin değil mi Elif'e? Sibel, ne hoşlanması ne geri dönmesi, öyle bir şey yok. Sen neler söylüyorsun şu an? Yalan söylüyorsun öyle. Git artık. Ya Sibel. Sibel, aşkım. Burhan Bey üzülmesin. Burhan Bey'e bir şey olmasın. Ama Sibel ne hissediyor, ne istiyor? Kimsenin umurunda değil. Ne demek umurunda değil Sibel? Haksızlık ediyorsun bana. Haksızlık ediyorum öyle mi? Ben artık bıktım ya. Elif'in hayatımızda olmasından bıktım. Ben doğru düzgün ilişkimizi yaşayamıyorum ya. Ya biz niye evlendik ki? Ha? Bunun için mi evlendik? Sana beni çok iyi tanıdığını söylemiştim ya. Her şeyimi bildiğini. Aslında sana söylemediğim çok önemli bir şey var. Bunu söyleyip söylememek arasında çok gidip geldim. Bana eğer söylersen, anlatırsan Sibel. Yani dinlerim seni, biliyorsun. Üniversitedeki erkek arkadaşım. Cüneyt. Ya çok aşıktık. Böyle artık 2 sene falan olmuştu. Bütün geleceğimizi birlikte planlamıştık. Evlenecektik. Sonra bir gün karşıma çıktı. Eski sevgilisiyle karşılaştığını söyledi. Ona karşı hala duyguları varmış. Beni terk etti ve 2 ay sonra evlendiler. Sen de doğal olarak onun sana yaşattıklarını benim sana yaşatacağımı düşünüyorsun. Ben o değilim Sibel. Onun sana yaşattıklarını zerresini yaşatmayacağım sana. Söz. Söz sevgilim. Bana eve gitmemiz şart değil. Senin olduğun her yer cennet bana. Her yer. Günaydın. Günaydın. Sevgilim,
Elif mi? Açmayacaksın değil mi? Ya Buram abaya söz vermiştim. Bugün yola çıkacaktık Sibel. O yüzden arıyor yüksek ihtimal. Yani bilmiyorum tabii de. Efendim Elif? Erhan'ı verir misin Sibel? Veremem, müsait değil. Ne diyeceksin? Ne oldu? O zaman müsait olunca beni arayabilir mi? Çünkü birebir konuşmam gereken bir konu var onunla. Erhan hiç müsait olmayacak bugün. Yani konuşamayacaksın. Ben kocamla baş başa vakit geçireceğim de yeni evliyiz, anlarsın. Peki Sibel. Demek planlarınız var Sibel Hanım. Erhan bana gelemiyorsa ben ona giderim o zaman. Ne oldu? Ne diyor? Bugün bizi rahatsız etmeyecek. Sevgilim, aşkım, çok iyi anlıyorum seni. Biliyorum çünkü aynısını ben de yaşadım. Kıskanıyorsun beni. Normal. Ama çok kısa bir süreliğine bu oyunu devam ettirmemiz lazım. Birazcık da anlayış göster, ne olur. Yine senden anlayış istiyorum, lütfen. Tamam, anlıyorum. Anlıyorum ama ne dersen de boş şu an. Hani kıskanıyorum evet ve bu en doğal hakkım. Çünkü ben kocamı seviyorum. Ve Elif'e sınırlarını belirtmek istiyorum. Çünkü bunu yapmazsam daha da abartacak. Hem bugün kocamı kimseyle paylaşmak istemiyorum. O zaman sevgili kocanız size elleriyle bir kahvaltı hazırlamasın mı? Şöyle güzelinden, genişinden. Ama bu çok güzel olur. O zaman aşkım sen yumurtaları çırpmaya başla. Benim ufacık bir işim var. Hemen geliyorum, tamam mı? Üç tane ben, iki tane sen. Sen ne yapıyorsun? Neredesin sen? Ya sen bana çiçek mi aldın? Mesaim var. O yüzden çıktım şey. Sana daha ne çiçekler alacağım? Güller dökeceğim senin yoluna. Sibel Goraslan. Romantik testler kimden sorulur? Benden sor. Yanıyor mu ya o? Hayır, yakmadım. Vallahi bu olmuş. Bu olmuş. Şaka şaka yanmamış. Kenarları tutmuş biraz. Ne yapmak istersin sevgilim bugün? Evde mi duralım, dışarı mı çıkıp bir şeyler yapalım? İkisini de yaparız. Bir film izleriz, acıkınca da dışarıya çıkarız. Olur, süper olur. O kim? Apartman görevlisi herhalde. Bakalım bakalım. Elif, ne işin var burada, ne oldu? Girebilir miyim? Bir şey mi oldu? Burhan Baba'ya falan mı bir şey oldu? Yok, o iyi, merak etme. Ben seninle konuşmak istiyordum. Sen de müsaade edersen tabii. Tabii tabii, müsaade senin. Yani sen artık sınır tanımıyorsun. Ben de çok merak ettim söyleyeceklerini. Oturabilir miyim? Şöyle oturayım. Ne oldu ya? Dün gece hastaneye gittim. Ara ara sancım oluyordu zaten ama işte babamın telaşından hiç üstüne düşememiştim. Sonra dün gece fenalaşınca dayanamadım, gittim. Neyin varmış peki? Düşükten sonra bir enfeksiyon olmuş. Şu an nasılsın peki, iyi misin? Erhan, ben bir daha anne olamayacağım. Nasıl yani bu? Kesin kes doğru mu yani? Doğru. Tuncay yanımdaydı bütün gece. İstiyorsan ona sorabilirsin. Elif, ben çok üzgünüm. Benim şu an güçlü durmam lazım. Ne babama söyleyemem bu durumu o haldeyken. Ama senin yardımına ihtiyacım var. Şu üç gün
Babamı şu tatile götürebilir miyiz lütfen? Sen zaten hayatına devam edersin istediğiniz kadar. Birlikte vakit geçirirsiniz. Ama lütfen şu 3 günü babama ayır. Senden son ricam. Ben babama gideceğimizi söyledim. Gelip gelmemek sana kalmış. Gelirim Elif, kesin gelirim. Tabii ki gelirim. Peki. Teşekkür ederim. Ben hemen geliyorum. Sibel. Kızın üstüne gitme, gördün halini. Saçmalama, ben canavar değilim. De bu acıyı en iyi ben bilirim. Elif. Gerçekten çok çok üzgünüm. Yani durumunu çok iyi anlıyorum. Bu yüzden kendini zamanı gelene kadar ve Burhan Bey kendini daha iyi hissedene kadar kötü hissetme. Ya ben sesimi çıkarmayacağım söz. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Ne demek? Sen yeter ki üzülme. Üzüldüğümü kim söyledi? Nasıl yani? Anne olamayacağını söyledin. Evet. Peki bunun sorumlusu kim? Sensin. Ama merak etme. Cezanı çekeceksin. Elif, sen dalga mı geçiyorsun? Bu durumdayken hala intikam peşinde misin sen? Bunlar iyi günler Sibel Koraslan. Senden alacağım intikamın acısını hiçbir şey hafifletemeyecek. Bana yaptıklarının aynısını sana yaşatacağım. Hiç merak etme. Ne oldu? Ne diyor Elif? Aşkım. Elif intikam peşinde. Ya söylediklerini bir duysan. Ne intikamı Sibel ya? Biraz önce gördün kızın halini burada. Ya ben Elif'e çok üzülüyorum. Çünkü Elif'in hayatı boyunca en büyük hayaliydi yani. Bir aile kurmak, bir çocuk yapmak. Ben de bu kaygıları, acıları yaşadım. Benim sadece 3 ayım vardı. Şimdi daha da az ama benim için bu kadar üzülmemiştin. Sevgilim yapma lütfen, ne olur. Yanlış anlıyorsun beni sürekli. Yapma. Ben bu konuyu daha fazla tartışmayacağım. Şirkete geçiyorum. Sen de gelmemezlik yapmazsın herhalde. İşbaşı yaptığınıza göre şu Almanya raporlarını hazırlayabilir misiniz Erhan Bey? Sibel, hala rapor diyorsun ya. Ben seninle aramdaki bu gerginliği konuşmak için geldim. O konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Ben Elif'le ilgili düşüncelerimi söyledim. Sen inanmıyorsun. Hala sakinleşmemişsin sevgilim. Peki, tamam. İstediğiniz raporları hemen hazırlayıp geliyorum. Akşam saat 8'de aile yemeğimiz var. Bu gerginlikle aile yemeğine mi katılacağız? Birkaç saat idare edersin. Burhan Bey için sevgili rolü yapabiliyorsan, ailem için de karısını çok seven koca rolü yaparsın bence. Sibel, kırıcı oluyorsun. Ben böyle olmak istemiyorum seninle hiç. Benim çok işim var. Şu an bunları konuşmak istemiyorum. Ya Sibel, Elif'in niyeti alenen ortada madem. Benim niyetim ortada değil mi ya? Benim bütün bunları Burhan Baba için yaptığıma inanmıyor musun? Aramızın düzelmesini istiyor musun? Evet, hem de çok, bunu biliyorsun. Hı. O zaman eski nişanlından uzak duracaksın Erhan. Kız çat kapı benim kapıma geliyor. Sana kendini acındırmak için birkaç gözyaşı döküyor. Sen de ah Elif, vah Elif deyip düşünüp duruyorsun. Ya Sibel, haklısın. Yani Elif çok yalan söyledi. Çok aldattı. En çok da ben kızgınım ona ama... Ama ne Erhan? Yani Elif'in yaptıklarını söylüyorum ama sen gözünü açmıyorsun bir türlü. Sibel, Elif zor zamanlar geçiriyor. Zor bir evreden geçiyor. Kendi çektiği acılar yetmiyormuş gibi bir de şimdi babasıyla uğraşıyor. Yardım etmek istiyorum sadece. Onların da başka bir beklentisi yok. Zannetmiyorum. Ben Elif'in tavrından bir şüphe duymuyorum.
Duymuyorsun öyle mi? O zaman sana kelimesi kelimesine bana ne söylediğini söyleyeyim bakayım, aynı şekilde düşünecek misin? Ne söyledi de bakalım. Açık açık ne yaşattıysan aynısını yaşatacağım sana dedi. Böyle tehdit etti. Hem de ne zaman yaptı bunu biliyor musun? Sana kendini acındırdıktan böyle 2 saniye sonra. Arda, bak kimseye bir şey söylemek yok, tamam mı? Söz ver. Tamam. Senem tamam. Hadi in. Görüşürüz. Görüşürüz hadi. Ya öfkeyle söylemiştir diyorsun ya hala. Ya sen bu kızın yaptıklarını ne kadar çabuk unuttun? Unutmadım ya, bir şey unuttuğum falan yok Sibel. Sadece babasına destek olmak için yanındayım. Başka bir sebebi yok bunun. İnan artık lütfen ya, ne olur. O toz konduramadığın o Elif var ya, seni manipüle etmeye çalışıyor ve bence bunu gayet iyi başarıyor. Ya Sibel yapma Allah aşkına, bak dönüp dönüp aynı yere geliyoruz ya. Burhan baba benden öyle bir istedi ki Gazzalarına gitmek istiyorum dedi. Belki bir daha göremeyeceğim Erhan dedi. Lütfen dedi. Görmen lazımdı, seni tanıyorum. Sen de ikna olacaktın. Tamam, konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum seninle. İşime dönmem lazım. Sen de işine dön. Almanya'dan haber bekliyorlar. Sırf evli olduğumuz için de işlerini aksatmaya çalışma, tamam mı? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun işte bu. Bu. Ne? Sabah da aynısını yaptın bana. Bana sürekli bunu yapıyorsun. Benim seni ikna edeceğim hiçbir şey yoksa ben seninle inanmak istiyorsan beni. Abiciğim. Siz nasıl insansınız abi ya? Ne oldu oğlum? Niye öyle dedin lan? Babamın karşısına geçip şöyle mutlu olacağız, böyle aile olacağız diye atıp tutuyordunuz. Ablam desen zaten söylediği yalanın adli hesabı yok. Adamı mahvettiniz. İsteyerek yapmadık ki oğlum. Yani zorunda kaldık Arda. Burhan baba rahatsız kardeşim. Hasta olduğu için stres yapmasın dedik. Olanları bilmesin dedik. Yani ablan dedi daha doğrusu. Abi yeter. Artık her türlü pisliğinize bahane edip durmayın şu adamı. Sizin yüzünüzden o halde. Ben bir şey yapmadım oğlum. Ablanla konuştun mu sen? Arda lan. Ne oluyor? Şimdi anlaşıldı neden hastaneye hep beraber geldiniz. Erhan, ben bir daha anne olamayacağım. Eğer babama bir şey olursa, ikinizi de öldürmezsem namert. Oğlum nasıl laflar lan bunlar? Öldüreceğim, öldüreceğim. Abi bırak! İçini ettiniz ailemin. Kardeşim sen benim tanımıyorsun. Abi bırak, abi bırak beni, abi. Abi beni bırak. Niye tabii? Bırak Erhan abi beni, bırak, bırak. Oğlum bırakır mıyım lan seni ben? Manyak. Seni ben bırakır mıyım birader? Seni ben bırakır mıyım oğlum lan? Hı? Seni ben bırakır mıyım lan? Bırakır mıyım oğlum seni? Gel bir gel bir şöyle bir otursana bir sen şuraya. Gel bir otur şuraya. Bir otur şuraya bakayım ya. Tamam anlıyorum seni ben ama. Bak ama halden anla sen de biraz. Hepimiz bir şey yaşıyoruz burada. Hep aynı laflar. Olur mu aynı laflar? Sen kolay mı sanıyorsun onun yaşadığı benim yaşadığım? Hı? Kolay mı sanıyorsun? Sen bana ne dedin restoranda o gece? Sevdiğinin peşinden git dedim, bırakma dedin değil mi? Ben öyle yapıyorum dedin. Gittin mi Selim'in peşinden? Gittin mi, vazgeçmedin değil mi? Gittin, hala devam ediyorsun.
Biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Tamam mı? Ben de ablan için aynı şeyi yaşıyorum. Kusura bakma kardeşim. Öyle oldu. Siz dua edin babama bir şey olmasın. Yoksa çok fena olur. Melis neredesin? Muayenehanedeyim canım, ne oldu? Ya sen hep böyle durumlarda arıyorum da farkındayım ama canım çok sıkkın. Bir gelsen bir yerde bir kahve içsek olur mu? Ya ben de seni arayacaktım. İstersen benim muayenehanenin oradaki kafede buluşalım. Tamam, geliyorum oraya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.